Evet sayın arkadaşlar. Öncelikle meclis kürsüsünü açmaktan gurur duyuyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce Christopher Nolan denen bu adamın, Christopher Nolan adı verilen bu şahsın, bu zatın yapmış olduğu filmlere bir kere daha yakından bakmayı uygun görüyorum. Sizlerin de fikirlerinize azade olmayı diliyorum arkadaşlar. Christopher Nolan denen bu şahıs film içinde film, rüya içinde rüya gibi anlayışlarla halkımızın, sinema severlerinin kafasını karıştırma konusunda uzmanlaşmış bir şahıstır. Öncelikle bir saniye oraya geleceğim. Öncelikle son yapmış olduğu Tenet adını taşımakta olan bu film. Filmde herkes geri koşuyor. Bütün algılarımız alt üst oluyor. Çocuklarımızın zihinleri bu şekilde zehirleniyor. Birilerinin bu Christopher Nolan denen adamı zapturapt altına alması gerekiyor arkadaşlar. Sürekli olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için çabaladığımız, sürekli ileri, sürekli gelişim hedeflerine odaklandığımız bu ahir zamanlarda, bir dakika geleceğim. Hepsine cevabım var. Hepsine ayrı ayrı cevabım var. Sen hiç merak etme, oraya da geleceğim. Kubrick'e de geleceğim. Denis Villeneuve'e de hepsine geleceğim. Hepsine söylenecek sözüm var burada. Lütfen lafımı kesmeyin arkadaşlar. Bu kürsüye saygı durun. Konuş bedava. Öncelikle yeniden hatırlatıyorum. Herkesin ileriye yönelik hedefleri olduğu bir dünyada sürekli geriye koşan bu adamlarla verilmek istenen mesaj açıktır. Nettir. Son derece aylak bir gençlik. Son derece vurdum duymaz. Dünya s**kime, Eyfel s**kime şeklinde takılan bir gençlik tasarımı burada söz konusu. Bir saniye. Hepsini belgelerle açıklayacağım. Bir saniye. Bizler bu tasarıya, bu geriye yönelik koşma edimine son derece karşı çıkıyoruz. Öncelikle rüyanın içerisinde ayrı bir rüya gören, tercihen rüyalarda yaşamayı hedefleyen insanların olduğu Inception gibi bir yapımdan sonra bu zaten Inception olayı belli. Herkes rüyalarda yaşasın, kimsenin ayakları yere basmasın. Günümüz Türkiye'sinde sürekli ileri hedeflenen bir noktada herkes ya rüyalarda yaşasın ya geri koşsun. Bostancı'nın şey yapsın başına. Böyle bir şey yok. Bu anlayışa özellikle genç sinema severlerimizi zihnini körelten, körpe zihinlerini tamamen boşaltan bu anlayışa sonuna kadar karşıyız arkadaşlar. Bir Batman filmi yapılıyor. Batman'e dair akılda kalıcı bir tane sahne yok. Varsa yoksa Joker, varsa yoksa Bane, varsa yoksa Ra's al Ghul. Batman ne yapıyor? Elma armut topluyor. Yerler mi? Yemezler kardeşim. O Batman'e hakkının teslim edileceği günler gelecektir. Christopher Nolan gibi Joker sempatizanı, Bane sempatizanı. Efendime söyleyeyim. Yahu bir saniye. Bunlar konuşsun. Sen gençlerimizi rüyalarla, geri koşmalarla zihnini yıka. Ondan sonra lacileri çekmiş, hapisten çıkan polislerle rüya aleminde sen galiba mesaj vermeye çalışıyorsun. Anladığım kadarıyla. Hele zaten bir de Interstellar var ki ona hiç girmeyeceğim. Bir saniye. Baba var, şey yapıyor, çocuğunu izliyor kütüphaneden. Neymiş? Sürpriz son. Yemişim öyle sürpriz sonu. Bir dakika, Christopher Nolan denen adam, bu şahıs,
hakları var da. Adamın kendi vücuduna gazlı kalemlerle bir takım mesajlar yazdığı, işte unutuyormuş her şeyi de vücuduna. Sanki niye vücuduna yazıyorsa başka yer kalmadı. Adam kendi vücuduna yazdı, buldu. Guy Pearce'ın vücudunu buldu, yazsın tabii. Beleşme de olsa. He. Bunları yazarak efendime söyleyeyim, hatırlamıyormuş herif hiçbir şey de. Kere annem osarıyor, memilerini sıkıyor adamın. Öyle hatırlıyor bazı şeyleri. Çünkü bunlar böyle bir örgüt. Bunlar Hugh Jackman'ın kariyeri bitsin, zil takıp oynayalım. Bunlar bu. Ve adamdan köktüm film yapıyor, git IMAX'te izle diye. Yahu izlerken sırılsıklam olduğum film nasıl olabilir ya? Ya bu adam bunu nasıl düşünemez? Yani nefes darlığı geçirdim. Ben yetkililere bir kere daha sesleniyorum buradan. Yok efendim, bu adam yeni nesil Stanley Kubrick'miş de. Kubrick'i solda bırakır. Sen yavaş bırak. Yavaş bırak, bırakan yerlerin ağrımasın. Kubrick, mübrik falan filan. Bu adam bunun tırnağı dahil olamaz. Kubrick'e de ayrı değineceğim. Ayrı değineceğim. Şu an süren doldu. Şu an süren, bak bir dakika. Süren doldu. Üslubumla, üslubumla. Çek çeneni otur orada. Üslubumla, üslubumla. Ve şeyi, halk kürsüsü terk ediyorum. Bir daha söylüyorum. Gençlerimizin dimağını geriye yönelik nostaljik bir takım oğlum, fantezilerle, hepsinden de önemlisi rüya aleminde gezmekle. Ya rüya aleminde gezmeye, oradan oraya, rüyadan rüyaya, blap 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 gezmek gibi bir fantaziyle meşgul eden Christopher Nolan gibi bir zihniyeti derhal Hollywood'daki yetkililerin zapt rapt altına alması gerekiyor. Gerekirse bizler kendisi hakkında yasal işlemi başlatacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Bir kere daha söylüyorum. Hiç kimse bizim aklımızdan dalga geçmesin arkadaşlar. Görüşmek üzere.